Antakya'dan merhaba arkadaşlar. Ülkemizin en güzel kültür başkentlerinden, medeniyetler şehri Antakya'dayız. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'dayız. Yurt dışı rotalarından sonra yurt içinde çok güzel bir şehrimizde devam ediyoruz. Antakya'da da ilk olarak ünlü, dünyaca ünlü Saint Pierre Kilisesi'ne geldik arkadaşlar. Aziz Pierre Kilisesi. Burası Hristiyanlığın başladığı yer olarak kabul edilen, 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından Haç merkezi olarak ilan edilen dünyanın ilk mağara kilisesi. O yüzden Hristiyanlar için çok önemli bir yere sahip. Kimdir bu Aziz Pierre? Aziz Pierre yani Saint Pierre, Hazreti İsa'nın 12 havarisinden bir tanesi ve ilk papa olarak kabul ediliyor. Hristiyanlık, Christos kelimesinin de burada yaptığı toplantılardan sonra ilk kez burada çıktığı biliniyor. İşte bu tarihsel ve dini açıdan oldukça önemli olan mekanı biraz da içeriden ve diğer mekanlarından izleyelim. Şimdi buraya gelen herkesin pas geçtiği bir yer var arkadaşlar. Charon yani cehennem kayıkçısı ve Kayam heykelinin olduğu kısma doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok zor bir yolu var. Hemen Saint Pierre'den çıktıktan sonra sağa dönüyorsunuz ve tepeye doğru şu tabelaları takip ederek 700 metre tırmanış yapıyorsunuz. Yukarıda bizi çok etkileyici bir yer bekliyor. Göreceksiniz birazdan. Yamacın devamında arkadaşlar böyle devasa bir tamamlanmamış kaya heykeli karşımıza çıkıyor. Bu yani Antakya halkını geçmişte öteki dünyaya taşıran Charon'a adanmış olarak yapılmış bir kaya mezar. 5.40 metre yüksekliğinde, 4.60 metre genişliğinde bakın görüyorsunuz çok güzel bir heykel. Ama dediğim gibi vebadan dolayı tamamlanmamış. Burayı lütfen pas geçmeyin. Sadece bir tırmanış yapacaksınız ve bu muhteşem eseri göreceksiniz. Şu an karşıda gördüğünüz yer arkadaşlar Roma Hamamı. Belki de en iyi korunmuş Roma hamamlarından bir tanesi arkadaşlar. Şu gördüğünüz küçük sütunlar sıcaklık bölümü arkadaşlar. Diğer kısımlar mesela bakın şurası altına mozaik olan bir havuz. Bunlar diğer sıcaklık bölümleri. Bakın boruları görüyorsunuz, boru sistemlerini görüyorsunuz. Yer yer 10 metre yerin altına kadar ulaşıyor şu kısımda. Şöyle göstereyim. Şu kısımda 10 metreye kadar yer altını görebiliyorsunuz. Burası katman katman zamanla üstüne konularak büyütülmüş bir antik kent. Tarzım. Mozaikler, antik kent diyelim arkadaşlar. Şu an gerçekten çok ilginç bir kısımdayız. Yani benim gördüğüm ülkedeki en iyi Roma hamamı herhalde burasıydı. Şu anda geldiğimiz yer arkadaşlar dünya üzerinde ışıklandırılan ilk cadde olan Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Affan Kahvesi arkadaşlar. 1913 yılından beri kurulan bir kıraathaneden bahsediyoruz. Burası orijinal dokusunu uzun yıllardır koruyan, bakın yukarıda özellikle şu gaz lambalarını göstermek istiyorum. Bunlar tarihi gaz lambaları arkadaşlar. Elektrik yokken bunlar kullanılıyormuş. Şu anda halen yaklaşık 100 yıldır kahvehane olarak, hatta 100 yıldan fazladır kahvehane olarak kullanmaya devam eden yer. Zaten görüntülerde gördünüz, arkada çok güzel bir bahçesi var. Burada Haytalı mıydı hocam? Dur yanına geleyim ben öyle söyle. Evet burada denememiz gereken lezzet de bu arkadaşlar. Sütlü mahalle biri var. Bunun dilimledikten sonra kendine özel bir sütlü dondurması var. Aha. Dondurmayı üstüne ekleyip gül suyunu ilave ederek servise sunuyor. Affan anlamında temiz yer, temizlik mi demek? Ne demek? Bir affan... Affanın anlamı Arapçada yiğit demek. Önceden eski Antakya'da polislerin olmadığı dönemde mahalleleri koruyan kabadayılar vardı. Ve Antakya'da en çok sözü geçen mesela kabadayılar bu mahalleden olduğu için Affan, Yiğitler Mahallesi. Yiğitler Mahallesi. Ama kaç yıllık bir lakap hiç kimse bilmez. Anladım. Boşuna medeniyetler şehri demiyoruz arkadaşlar. Bakın burası da Musevi Havrası yani sinagog diğer anlamıyla. Daha küçük olduğu için genellikle havra diyorlar. Böyle eski bir Antakya konağının içinde ama şu an kapalı olduğu için içeri giremiyoruz. Keşke görebilseydik. Aynı zamanda yanında misafirhanesi de var. Yine Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunuyor. Sıradaki mekanımız Antakya'da bulunan en önemli İslam eseri olan Habibi Neccar Camii arkadaşlar. Burası hem Hristiyanlar için hem de İslam alemi için çok önemli bir mekan. Hristiyanlar alemi için önemi şu, burada Hazreti İsa'nın havarilerinden bazılarının kabirlerinin olduğu rivayet ediliyormuş. Yunus, Sefa gibi. Müslümanlar için de Anadolu'ya İslamiyet'in yayıldığı ilk mekanlardan birisi de burası olduğu söyleniyor. Diyarbakır için de, Diyarbakır Ulu Camii için de benzer bir açıklama vardı ama burası da 638 yılından beridir İslamiyet'in Anadolu topraklarına girdiği yer olarak kabul ediliyor. Müzik
Bir kilise daha arkadaşlar. Şu anda Covid dolayısıyla kapalı. Burası Türk Katolik Kilisesi. İçine giremediğim için tarihiyle ilgili çok bir bilgim yok. Ama ara sokakta hemen Sarıbiye Camii'nin arkasında bulunuyor. Gelecek olursanız burayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederim. İkinci Şokülü Liman 3700 yıl önce Hitit Kralı Anadolu'ya buğdayı getiren ve Anadolu'ya buğday ambarı yapan kral. Birinci Şükrü Lüman Çorum'da arkeoloji müzesinde. Bu tesadüfen 3 yıl önce bulundu. 3 yıl önce bulundu. Evet. Şu anda arkeoloji müzesinde. Şu anda sergilendiği yere 1 kilometre mesafede 3 yıl önce tesadüfen bulundu. Anladım. Çok teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için. Şehirde de arkadaşlar birçok yerde böyle ufak onların figürlerini bulabiliyorsunuz. Boyut boyut. Bir diğer ayrıntı da şurada gördüğünüz kuş tüyü kalem hukuku sembolize ediyor. Buradaki buğday başağı tarımı sembolize ediyor. Dolayısıyla 3700 yıl önce Anadolu'da hukuku ve tarımı önemseyen bir kral geçmiş. Vay çok çok güzel bir bilgiydi bu. Teşekkür ederiz. Antakya sokaklarında kaybolma zamanı arkadaşlar. Biliyorsunuz benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi şehrin sokaklarına hiç haritaya bir şeye bakmadan gezmek. Zaten gezdikçe ikonik mekanları görüyorsunuz. Antakya'da da eski merkez içinde 300 taneden fazla eski Antakya evi var arkadaşlar. Bunların birçoğu restorasyona maruz kalmış diyelim. Çünkü çok beğenmedim restorasyonlarını ama yine çok şükür diyoruz. Butik otel, restoran, kafe gibi hizmetler veriyor. Tipik örnekler devam ediyor. Sokakların bazıları çok renkli, bazıları çok bakımsız. Ama sonuçta yine göze hoş gelen bir ambiyans var. Şu anda arkamdaki sokakta bulunan bir tanesi ama ileri kısım kötü olduğu için burada duruyorum şu anda. Şimdi biraz daha sokakları size göstermeye devam edeceğim. Sonra kalan yerleri tek tek anlatacağım. Şimdi arkadaşlar yeme içme önerilerine biraz dönelim. Hatay'da yemeniz gereken ya da Antakya'da Hatay'da İskenderun'da yemeniz gereken diğer lezzet döner. Şu anda biz birçok şey denediğimiz için böyle 3 parça halinde aldık bir döneri ama gördüğünüz gibi şöyle gösterirsem şöyle bir döner geliyor. Fiyatları gayet makul. Hatay gerçekten yemek konusu ucuz bir yer. Söyleyeyim bu kurlara rağmen, ekonomiye rağmen. Şimdi artık aperatif yapma zamanı. Ana yemeğe devam edeceğiz. Anadolu'nun birçok şehrinde olduğu gibi arkadaşlar Antakya'da da çok güzel bir çarşı var. Şu anda gördüğünüz mekan Uzun Çarşı. Burası bayağı bir uzun çarşı arkadaşlar. Belediye binasından Atatürk Anıtı'na kadarki olan bölgede, yani şu an tam uzunluğunu bilmiyorum, Osmanlı döneminde daha çok büyümüş bir çarşıdan bahsediyoruz. Antakya her dönem ticarette gözde bir şehir olduğu için de bu çarşı yüzyıllardır hizmet vermeye devam ediyor. Hatay'la alakalı da Antakya'yla alakalı aklınıza gelebilecek bütün yöresel ürünleri, ev işlerini ve benzeri küçük esnafın ürünlerini burada görebiliyorsunuz. Şu anda da şirin bir havuzun önünde bu çekimde yapıyorum. Artık Uzun Çarşı'nın hanlarına ve burada bulunan 3 han ve 3 hamamı da ekleyeyim. Görmeye çalışacağız ve bu videoları da eklemeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar lezzetlere devam ediyoruz. Sokak lezzetlerine sıra şu anda gördüğünüz şey hurmalı kömbe. Bakın görüyorsunuz. Daha önce ben bunu zaten tanıtmıştım. Dört yolda da bu çok var. Biraz ufaldı ama Hatay'da denemeniz gereken sokak lezzetlerinden bir tanesi de kömbe. O zaman bana yine afiyet olsun. Burası da Kurşunlu Han arkadaşlar. Az önce söylemiştim. Uzun çarşının içerisinde 3 tane hamam, 3 tane de han bulunuyor. Kurşunlu Han'da bunlardan en ünlüsü. Hatta hemen yan tarafında da Kurşunlu Han Camii var. Bakın görüyorsunuz karşıda. Artık yavaş yavaş hani o Roma dönemi ya da daha önceki dönemlerden, İskender döneminden Osmanlı dönemi eserlerini şehir merkezinde daha çok görmeye başlıyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi olarak han kültürünün en iyi yansıtıldığı yerlerden bir tanesi. İçeride çok güzel bir kafe var. Bakın aşağıda görüyorsunuz bayağı kalabalık şu anda. Yukarı katlarda mozaikçilerden diğer yöresel el işlerine kadar birçok ürünü üreten, satışını yapan mekanlar var. Şimdi Uzun Çarşı'daki diğer mekanlara doğru yolumuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Hatay'a geldiğiniz zaman almanız ve denemeniz gereken lezzetlerin başında bakın şu görünüş sürk geliyor. İçinde bir peynir ve birçok baharatın, kekiğin böyle harmanlandığı top haline getirip evde istediğiniz şekilde bunu paramparça haline getirip
Sonra işte zeytinyağıyla kahvaltılıklarınızı yapabiliyorsunuz. Künefe peynirleri var, sünme. Bu da kızartmalık peynir arkadaşlar. Yaprak peynir diye geçiyor. Yani fiyatları gayet makul. Ki marketlerde satık fiyatları düşününce. Değil mi abla? El yapımı. Evet, el yapımıymış. Evet. Bakın dolaplarda böyle bekliyor. Ben de aldım az önce. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sağ olun, kolay gelsin. Bir diğer almanız gereken lezzetler arkadaşlar, kırık halhali zeytini. Kırık halhali zeytin, bakın görüyorsunuz karşıda yazıyor. Belki anlayamayanlar için. Yeşil kırık zeytin aslında bunlar. Çeşit çeşit var, boyut boyut var. Gördüğünüz gibi bu uzun çarşıda bol bol bunlardan bulup alabilirsiniz. Şimdi Hatay'ın ya da bu bölgedeki önemli lezzetlerden bir tanesi arkadaşlar, gördüğünüz gibi taş kadayıf arkadaşlar. Bu şekilde yarı pişmiş bir şekilde yapılıyor. Sonra siz bunu ellerinize götürüyorsunuz. Şiresiyle tatlandırarak artık kendi tatlınızı yapıyorsunuz. Bakın burada taze taze ustamız arkada yapıyor. Birçok yerde bunu görebiliyorsunuz. Ben de ilk defa bu şekilde ürünü görmüş oldum. Sokak lezzetlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz biberli ekmek. İsim neydi? Külçe. Külçe. Bu da Hatay'ın yöresel lezzetlerinden bir tanesi. Yağlı ekmeği. Böyle küçük fırınlarda görebiliyorsunuz arkadaşlar bunların üretildiğini. Şu an bu 3,5, bu 2,5 liraya satılıyor. Bunlar ne kadar satılıyor? 2,5'a satılıyor arkadaşlar. Hani burada da alıp hem yiyebilir hem de yanınıza götürebilirsiniz. Ve Antakya'nın meze kültürünü arkadaşlar her yerde görebiliyorsunuz. Bakın bu da yine uzun çarşıdaki mezecilerden bir tanesi. Zaten humus, baş tacı. Onun dışında acukası, diğer buradaki tabii yöresel isimleri farklı. Baba galuçu, farklı farklı mezeleri yine gramaj usulüyle alabiliyorsunuz. Yine uzun çarşının sokaklarını gezdikçe bu lezzetleri tek tek bulmaya devam ediyoruz. Bir sonraki müzemiz arkadaşlar hemen Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Habibi Neccar Camii'nin de yakınlarında bulunan Tıbbi Aromatik Müzesi arkadaşlar. Burada 270'e yakın, hatta fazla da olabilir, bitkinin ya da aromatik bitkinin, tıbbi bitkinin, medikal bitkinin sergilendiği çok güzel bir konaktayız şu anda ve harika bir turunç ağacı da var arkamızda. Birçok kısımda 4-5 tane galeri var burada şu anda. Bazılarında bu bitkiler hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Diğer kısımlarında da bunların kavanozlar içinde muhafaza edildiği hallerini görüyorsunuz. Buraya giriş ücretsiz. Gelip gezmenizi tavsiye ederim. Fotoğraf çekmek isteyenler için de özellikle bu saatler çok iyi. Şimdi ben de ona başlayacağım. Ve Antakya'da kahvaltı zamanı arkadaşlar. Bu güzel zaman içinde artık şehrin bir gastronomi şehri olduğunu söylemiştim ve bunun için kurulan, belediye tarafından kurulan Hatay Gastronomi Evi'ne geldik arkadaşlar. Burası Gaziantep'e gidenler bilirler. MSM gibi tamamen Hatay mutfağını, Hatay yemek kültürünü tanıtan, harika bir konak içerisinde bulunan bir yer. Kahvaltıda burada olacağız. O Hatay'ın ya da Antakya mutfağının en güzel kahvaltılarını deneyeceğiz. Burada bizi sağ olsun İpek Hanım eşlik edecek. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Bakalım bizi nasıl lezzetler bekliyor. Buranın işletmecisi diyelim, değil mi? Evet. İpek Hanım'la beraberiz. Kendisi Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir arkadaşımız. Evet. Öncelikle gerçekten çok tatlı mekan olmuş. Zaten bayağı çektik hani girişte odaları, bu güzel yerleri. Size sadece kısaca hani şu lezzetleri, bu mekanı, evet, konsepti ve odaları farklı çünkü bir konsept var. Anlatmanızı harika istiyorum. Harika. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Hatay'a. Burası Hatay Büyükşehir Belediyesi kuruluşu UNESCO Hatay Gastronomi Evi. Mart 2019'da Sayın Başkanımız Lütfi Savaş ve eşi Nazan Savaş'ın girişimiyle halkın hizmetine kazandırılan bir kültür sanat proje evi. Neden kültür sanat proje evi diyoruz? Sayın Başkanımız Lütfi Savaş bize bu evi kurarken sadece gastronomi bir yeme içme sanatı değil, yaşadığımız şehrin tarihi, sanatı, arkeolojisi, mobilyası, hatta insanını bile yansıtsın istiyoruz dedi. Bu ne demek oluyor? Bizler burada Hatay'a özgü unutulan, unutulmaya yüz tutmuş ve hali hazırda yapılan tüm yemekleri kahvaltı, öğlen, akşam, gece 11'e kadar sunuyoruz. Ama tabii bunun yanında Hatay'ın olmazsa olmazı işte milli bayramları, festivalleri, yemek yarışmaları, dans organizasyonları, mozaik atölyesi, ebrülü atölyesi, hepsine ev sahipliği yapıyoruz. Tabii dinamiği yüksek bir ev burası. Çünkü 30 personel istihdam ediliyor. Aynı zamanda tüm malzemelerimiz yerel esnaftan, evet, alınıyor. Bölge ekonomisine katkı gözüm sağlıyor. Gözüm dört dönmüş durumda şu an zaten. Çok kısa bir zaman, 2 senede biz rol model olduk. Türkiye'den 6 tane şehire rapor sunduk. Geçtiğimiz yılda yılın çıkış yapan mekan ödülü aldık. Sayın Başkanımızın eşi Nazan Savaş bu evi kurarken gelenek ile geleceği birleştirelim ve tüm değerlerimize sahip çıkalım demiş. Bunlar aslında bizim için çok önemli değerler. Bununla biz yol alıyoruz. Konsept odalarımız var.
Roma, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet ve tabii ki de kahve odamız var. Yukarıda da bir eğitim salonumuz var. Biz burada tüm Hatay'ın değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çok güzel. Peki şunları böyle tek tek söyleyelim. Evet, ürünlerimiz var. Nefes. Bence Hatay kahvaltısı diye bir gerçek var, bir ritüel var. Bunu böyle hafızalarımıza kazıyalım. Çünkü burada bizim bir Antakya simidimiz var. Evet, Antakya simidi arkadaşlar. Vallahi nefistir bu. Mayasız hamur, taş fırında pişer. Evet. Baharatı sabah esnafı görürsünüz böyle elinde çayla bu simitle böyle gezerdir, bandırıp gezerdir. Kiremit Antakya peyniri yine Antakya'nın bir peyniridir. Aman, kiremitte pişer, şey olmazsa güzel, olmaz. Zeytin salatası, Hatay zeytin diyarı, biber ezmesi, Samandağ biber ezmesi. Antakya'nın 3 peyniri, yöresel peyniri. Sonra burada buna görünmeyecek altta kalıyor. Tabii ki zahter, taze zahter. Zahter olmazsa olmaz. Ve bu zahter. Sürk salatası. Sürk salatası arkadaşlar. Evet, inanılmaz bir işlemle, çökelekten yapılan, sürk baharatıyla yapılan, attuğun zeytini tamamen doğal yöntemle yapılan, zeytini bekledikten sonraki hali, tabii ki katıklı ekmek, taş fırın eserlerimizden. Orada kuru zaterimiz var. Bir size şunu kuru zatiri alın lütfen böyle bandırıp yiyin. Ben şunda başlıyorum artık. Hadi sonra başlayın. Kapatıyorum. Hemen şeyle kapatıyoruz. Bakalım. Samandağ biber reçeli. Bu en özeldir. Samandağ biber olmadan olmaz. Reçeli de acı tatlı sosa rakiptir. Uzak Doğu mutfağına rakip bir yerli üretimdir. Nasıl, beğendiniz mi? Ben zahter manyağım zaten. Aa, süpermiş. O zaman ne diyoruz herkese? Bekliyoruz. Evet. Antakya'ya ve bu güzel gastronomi evine bekliyoruz. Bize afiyet olsun. Tekrar selamlar arkadaşlar. Şimdi kahvemizi aldık. Her şehirde olduğu gibi yine bir konaklama tavsiyesiyle devam ediyoruz. Şu anda Antakya şehir merkezinin, yani eski merkez içinde bulunan Çankaya Konaklar Otel'e geldik. Burası bölgedeki en güzel butik otellerden bir tanesi. Çok şirin bir avlusu var. Şu anda gördüğünüz yerde, zaten anlattığım yerde bunun bir göstergesi. Noel zamanında yakın olduğu için de böyle bir süsleme yapılmış. Tamamen butik konseptinde. İçinde çok fazla oda yok. Yani sizi çok rahatsız edebilecek kadar kalabalık da yok. Doğal olarak rahat rahat böyle gezinizin tadına daha çok ulaşıyorsunuz ve tarihi mekanlar ambiyansını da sonuna kadar hissediyorsunuz. Onun dışında çok güzel tematik odaları da var. Özellikle sol tarafındaki binada 4 yani 5 tane yanılmıyorsam oda var ve her biri farklı konseptte. Mobilyalar tasarımı gerçekten çok güzel. Hani özellikle romantik bir tatil arayanlar için de güzel odalar da sunuyorlar. Onu size belirteyim. Kahvaltısına da gelince bir yöresel lezzetler, Antakya'nın en güzel zahterli lezzetleri ya da işte acı biber ezmesi, biberli ekmeği, katıklı ekmeği, hepsini kahvaltıda bulabileceksiniz. Şimdilik oteli de anlattıktan sonra buradan sonra yolumuza müzeyle devam edeceğiz. Ve sırada dünyanın en büyük mozaik müzesi olarak kabul edilen Hatay Arkeoloji Müzesi var arkadaşlar. Burası da Müzium Otel'den yaklaşık 1 kilometre daha ileride, diğer yani Reyhanlı yoluna doğru devam edeceksiniz. Yine burası da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olduğu için müze kartı ücretsiz. Şimdi bu güzel müzeyi keşfetmek için içeriye giriyorum. Şimdi müzemize gezmeye başladık arkadaşlar. İlk olarak karşımıza tam 4 sene önce bulunan, şu anda şehirde en önemli ikonik eserlerden bir tanesi olan Hitit Kralı Supliuma heykeli var arkadaşlar. Bu gördüğünüz devasa heykel 3000 yaşında. Ellerinde geçen gün şehirde gezerken çok tatlı bir amcamız bize anlatmıştı bunun hikayesini. Ellerinde aslında bunun işte ok ve mızrak olduğuna inanıyor ama aslında tam tersini söylemişti. Bir elinde kalem, bir elinde de işte tüyün olduğunu söylüyordu. Yani tüy, yazılan kalem ve kitabın olduğu söyleniyordu. Bu da adaleti ve doğruluğu temsil ettiğine inanıyordu. Şu anda buradan girişinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra üç azma arasından mozaik müzelerini gezmeye devam edeceksiniz. Müze resmen bir gövde gösterisi yapıyor arkadaşlar. Gerçekten gördüğüm en büyük müzelerden bir tanesi. Arkeolojik kısımdan, paleolitik çağdan giriyorsunuz. Helenistiğe, Roma'sına, Bizans'ına, bu bölgede yaşamış olan bütün medeniyetlere ait izlerin hepsinin galerilerini tek tek görüyorsunuz. Sonrasında tam bitti derken devasa bir mozaik kısmı başlıyor. Şu an arkamda gördüğünüz bütün kısımlarda işte bu Hatay'da bulunan onlarca höyükten çıkarılan mozaikler var. Ben Müzium Otel'in altındaki yer olduğunu düşünüyorken bu kadar büyük mozaiklerin olmasına gerçekten çok şaşırdım. Gerçekten ne demek istedikleri için çok daha iyi anladım. Dünyanın en büyüğüz diye. Çok güzel müze yapmışlar ama tek sorunu biraz ışıklandırmada, burası ne iyi ama diğer yerler çok kötü. Bakalım şimdi diğer kısımlara doğru devam edeceğiz.
Bana biraz Berlin'de bulunan Pergamon Müzesi'ni hatırlattı arkadaşlar. Onda da böyle çok devasa büyük böyle galerilerden geçerek bir sonraki galeride yine sürpriz yaşıyordunuz. Şu anda o dar kısımlardan sonra burada hem mozaiklerin alt kısımları hem duvarları hem havuz tabanları hem de onun dışında sütunları bolca görüyorsunuz. O yüzden hani bu kadar büyük bir alanın olması gerçekten çok bizim için büyük bir şans. O yüzden mozaik müzelerini hani seviyorsanız, bu tarz arkeoloji ve mozaik karışım müzeleri gezmeyi seviyorsanız Hatay Müzesi'ni ya da Antakya Müzesi'ni mutlaka gezmenizi de tavsiye ediyorum. Burayı kaçırmayın yani. Bakın arkadaşlar, mozaiklerin çıkarıldığı yerlerle ilgili böyle görseller de görüyorsunuz. Bildiğiniz normal yolmuş gibi doğanın içinde harika mozaikleri sonra buraya taşımışlar. Bakın yukarıda gördüğünüz mozaikler aşağıdaki resimlerde anlatılan yerler. Yani Hatay'ın ne kadar kadim, ne kadar eski ve ne kadar zengin bir kültürü olduğunu, tarihi mekanları olduğunu buradan da anlayabiliyorsunuz. Şimdi Antakya mutfağı denince akla gelen ilk lezzetlerden bir tanesi de kağıt kebabı arkadaşlar. Ve bunun dışında Antakya kebabı, Hatay kebabı çok meşhur. Arkamda gördüğünüz Pöç restoranta geldik. Burası Uzun Çarşı'nın içerisinde çok ünlü mekanlardan bir tanesi. Aslında bir kasap burası ama şu anda kasaptan ziyade artık devasa bir restoran. Böyle küçük bir girişi olduğuna bakmayın. Gerçekten içerisinde 3 katlı devasa ve terası olan çok güzel bir restoran. Ve Hatay'ın en güzel lezzetlerini burada bulabilirsiniz. Bunun dışında da yine mezeleri burada deneyimleyebilirsiniz. Özellikle humusunu tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi birazdan o kebabın nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde göreceksiniz. Sonrasında da artık bu güzel lezzetleri denemeye devam edeceğiz. Biraz içeriye bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba Ender Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler size. Merhaba ustam. Yusuf. Ender abi, o ne ya? Tepsi kebabımız hazır. İşte şunu bir bölsen abi. Evet. Of. Masaya gelecek değil mi abi? Aynen. Tamam abi, bekliyorum. Pöç kasabında yeme zamanı diyoruz arkadaşlar. Ender abim sağ olsun davetiyle geldik. Hoş geldiniz. Hocam ben anlattım ama herhalde buranın en güzel ürünleri bir kağıt kebabı, bir de tepsi kebabı mı diyorsunuz? Evet, kağıt kebabı ve tepsi kebabı buranın, Antakya'nın, Hatay'ın meşhur kebapları. Bu banarak yendiği için pide dediniz. Bu aynen da öyle. Kağıt kebabının da yenmesi için lavaşla yeniyormuş arkadaşlar. Biz şimdi başlayacağız Ender abimle çünkü tek yemek istemiyorum iki tepsi. Bize afiyet olsun burada. Afiyet olsun. Bu arada kaç yıllık kurmuşsunuz hocam? 1960 yılından beri var Pöç kasabı. 60 yılından beri. Babadan oğula. Bir de şunu açıklığa kavuşturalım. Kilisler farkı ne hocam? Onu da bana söylediniz ama bir daha duyuyorsun. Kilis tavada içerisinde soğan da konur. Bizde ise soğan içerisine konmaz. Üzerinde konarak sunulur. Bu şekilde. Bizim, evet, içerisinde maydanoz, kapiber, sarımsak, tuz, karabiber bulunur sadece. Tamam benim. Afiyet olsun. Ve Antakya gezimizi buradan noktalıyoruz arkadaşlar. Bu sefer Harbiye ve Samandağ anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü ben oralara çok geniş bir zaman ayırmak istiyorum. Samandağ'da muhteşem yerler var. O yüzden Antakya şehir merkezinde görmeniz gereken bütün yerleri size anlatmış oldum. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki rotalarda görüşmek üzere. Instagram hesabım olan Reşondo'yu takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da beklerim. Görüşmek üzere.